Evet, Spor 80 takipçilerimiz şu anda 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda Hüseyin Danış hocamla, Spor 80 yorumcumuz Hüseyin Danış hocamla beraberiz. Kısa bir söyleşi yapacağız Osmaniye Spor'la ilgili, hem de 7 Ocak Şehir Stadyumumuzun bundan sonraki süreciyle ilgili hocamla bir söyleşi yapacağız. Evet hocam, uzun süredir yayın yapmıyoruz. Evet. Osmaniye Spor taraftarları da merakla bekliyor aslında. Birçok bilgi aracımız çok genişledi ama işte 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yayın süremizde bunları aktarmaya çalışacağız. Her şeyden önce tabii Osmaniye Spor, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayında yaşanan, Kahramanmaraşlı merkezi yaşanan depremlerde 7 Ocak Şehir Stadyumumuz da oldukça etkilenmişti. Bu sebepten dolayı da bizler tabii üzüntülüyüz. Yani tüm ülke olarak büyük bir yas tuttuk. Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da sportif açıdan baktığımızda da Osmaniye Spor, bildiğiniz gibi işte bu depremin ardından ligden çekilmek zorunda kaldı. Tabii uzunca bir süreç. Daha sonraki süreçlerde de şu anda tekrar toparlanmaya çalışıyoruz ve bu sene yine 3. lig ve 3. grupta mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabii 7 Ocak Stadyumu ile ilgili de birçok, yani bazı hasarlı durumları var. O hasarlı durumları da konuşacağız. Bu süreçte de tabii Osmaniye Spor tekrar şu anda yeni transferler yapmaya falan başladı. Bu anlamda da hocam, ilk önce uzun bir süredir yayın yapamıyoruz. Bu anlamda da işte Osmaniye Spor bu işte yaşanan depremin ardından tekrar bir hareketlenme başladı. Transfer süreci başladı. Bu süreçle ilgili siz neler söylersiniz? Üçüncü grupta yer alıyor. Gruptaki takımları incelediniz mi? Hı hı. Neler söylersiniz bu anlamda? Evet Ümit, uzun bir süredir canlı yayın yapmıyorduk. Senin de söylediğin gibi Kahramanmaraş merkezli depremde çok kötü hasarlar oluştu. Kaybettiğimiz çok yakın dostlarımız, evet, akrabalarımız, spor camiasında tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz çok güzel insanları kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını yaşadık. Allah bir daha hiçbir yerde, ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir afeti, böyle bir depremi yaşatmasın. Evet. Çok zor, bunu sadece yaşayanlar bilir. Biz bizzat yaşadığımız için söylüyorum ben bunları. Osmaniye Spor'a gelince, futbola gelince, bildiğiniz gibi bu depremden sonra Osmaniye Spor da diğer Süper Lig ve 1. Lig takımları gibi 9 ilde yaşanan bu depremden sonra Osmaniye Spor da ligden çekilme kararı aldı. Bu kararı da tabii bir saygıyla karşıladık. Çünkü hem stadımız olumsuz şekildeydi, hem de çok kaybımız vardı. Hasarlı yerlerimiz vardı. Ne spor camiasındaki seyirciler gönül rahatlığıyla müsabakalara gelebilirdi, ne de böyle bir şartlarda Osmaniye Spor bu statta futbol oynayabilirdi. Bence çok yerinde bir karar oldu. Ama bunlar yaşanırken bize hiçbir şekilde yönetim tarafından, işte ligden çekiliyoruz, futbolcular kiralık mı gitti, satıldı mı, nasıl bir yol izlendi, hiçbir bilgi gelmedi. Ne valilik kanadından geldi, ne Osmaniye Spor yönetiminden geldi. Bu da tabii insanlar acısını yaşarken bunun da üzerinde çok durmadı. Ama evet, bizim en azından bilgilendirilmemiz, spor camiasına aktarmamız konusunda çok büyük kolaylıklar sağlayacaktı. Bugün işte bakın bir kararsızlıklar içerisinde yorum yapma gereği duyuyoruz. Çünkü hiçbir bilgiye sahip değiliz. Kaldı ki stat şu anda Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Sedat Acar Bey ile yaptığım görüşmeden sonra o da stadın yıkılan duvarlarının onarılacağını, zeminin şu anda belki izleyicilerimiz görüyordur arkada, bakımda, sulanıyor, evet, ve çimleri ekildi. Ve müthiş bir çalışma var şu anda Osmaniye 7 Ocak stadında. Tribünlerde herhangi bir hasarın olmadığını, sadece bazı koltukların yerlerinin değişmesi gerektiğini, yedek kulübelerinde herhangi bir şey olmadığını, soyunma odalarında bir şey olmadığını, yani futbol oynamaya engelli bir durumun olmadığını söyledi müdür bey. Evet. Onunla ilgili bütün çalışmalarımızın hepsini yapıyoruz dedi. Duvarların yapılacağını. Yani sonuçta bu sezon 2023-2024 sezonu Osmaniye Spor 3. lig 3. grupta Osmaniye 7 Ocak stadında müsabakalar oynayacak, bu kesin.
Ümit, yani bunu paylaşabiliriz. Olsun falan diye hocam bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu. Ya işte bilgi kirliliği oluyor çünkü net bir açıklama gelmiyor. Gelmeyince insanlar da her türlü yoruma açık, her şeyi söylüyorlar. Ya bir belirsizlik oluyor. Ama şu anda ben müdür beyle yaptığım görüşmede kale arkasının aynı Elazığ türbünü gibi, Elazığ stadı gibi türbün yapılacağını, gerekirse bu tartan pistin kaldırılacağını, geçici bir süre için ama bu, yeni stat yapılana kadar bu durumda, bu pozisyonda olacaklarını, kale arkalarına tribünler yapılacağını, karşı açık ve kapalı tribünlerin onarımlarının ve bakımlarının, boyalarının yapılacağını, kırık olan sandalyelerin tamir edileceğini, oynanır bir hale getirileceğini. Bu da yeni stat temeli atılana kadar artık bir sezon ya da iki sezon bu şekilde Osmaniye Yedicak Stadı'na devam edecek. Evet. Bu kesinleşmiş bir bilgi Sedat Müdür tarafından ki ileri süreçte de zaten Sedat Müdür'le bizzat bu konuları biz de kendisiyle röportaj yaparak daha netle somutlaştığı öğreniriz. Zaman tabii yaparız. Yani. Stadla alakalı durum bu. Osmaniyespor'la alakalı duruma gelince yine Osmaniyespor'la alakalı her sezon olduğu gibi müthiş bir belirsizlik var. Hocam geçen sene biz neyi kaybettik mesela? Yani tamam deprem oldu onu tabii bir şey diyemeyiz ama ben şey gördüm yani Osmaniyespor gerçekten playoff'u da aslında elinin tersiyle bir şekilde gitmek zorunda kaldı. Aynen, zorlayabilecek kapasitedeydi. Durumdaydı yani, pozisyondaydı. Evet, gayet iyiydi. Aslında güç bir olaydı bizim için. Yani tabii depremin ardından böyle bir kararı Süper Lig takımı Hatay Spor almış. Bizim almamız çok normaldi Malatya aslında. Malatya Spor, Hatay Spor. Evet, yani normal bir karardı bu zaten. Beklenen bir şeydi ama tabii bizim de belki de bir playoff şansı, belki bir ikincilik şansımızı da bu şekilde yani kaybetmiş olduk. Aynen. Şimdi tabii bu durumda olurken hocam şimdi önümüzdeki süreçte neredeyse sanırım sıfırdan bir takım yapmak zorundayız. Bilmiyorum kaç tane futbolcuyu alabiliriz. Nasıl, nereye verdiler? Bazı futbolcuların açıklamaları vardı transfer olduğuna dair karşılıklı anlaşarak. Yani onları da tutamazsınız çünkü futbolcu yani sonuçta o da geleceğine bakmak zorunda. Yani şöyle yine bir değerlendirme şöyle bir baktığımız zaman sanırım Osmaniyespor %80'e belki de 90'a yakını kadrosunu yenileyecek gibi görünüyor. Ya zaten bizim yıllardan beri en büyük sorunumuz bu Ümit. Elimizde tutacağımız kemik kadroyu bir türlü oluşturamıyoruz. Her sene yeni sıfırdan transferler yapıyoruz. Bir uyum sürecinden geçiyoruz. İşte teknik direktör değişikliği, futbolcuların yeni gelmesi, adaptasyon olayı. Bunların hepsi bir profesyonel takım için büyük bir şeydir. Handikaptır, zaafıdır yani takımın. Çünkü Osmaniyespor geçen sezon iyi bir kadro oluşturmuştu. Çok da iyi sonuçlar alıyordu. Tabii bu talihsiz deprem her şeyi alt üst etti. Dediğiniz gibi yani playoff oynayabilecek kapasitede bir takımımız vardı. Deprem olunca oynanması da zaten mümkün değildi. Çekilmesi de gayet yerinde olmuştu. Ama bu sezon nasıl yapacaklar? Hiçbir bilgi yok. Teknik direktörle anlaştılar mı? Bir bilgi yok. Yönetim nasıl oluştu? Bir bilgi yok. Bülent Çenet devam ediyor mu? Hiçbir bilgi yok. Sana geldi mi bilgi? Yok. Bana gelmedi. Ne olacağı belirsizlik. Bir de müthiş derecede bir şey var. Dedikodu almış başını gidiyor. Bir takım ne gibi söylentiler duyuyorsunuz? Ya iddiayla alakalı da bir takım şeyler söyleniyor ama bizim hiçbir bilgimiz yok bu konuyla alakalı. Herkes bir şeyler söylüyor. Tabii bu gerekli açıklamaların hepsini yönetim bir şekilde söyleyecektir, anlatacaktır. Yani bu konuyla alakalı da kesin bir bilgi olmadığı için kimseyle bir şey paylaşamıyoruz. Ya şöyle hocam, biz yani kişilerin şahıslar üzerinde değil de hani daha çok Osmaniyespor üzerinde biraz daha işte yoğunluğumuzu, işte mesaimizi harcamaya çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda hani kişisel yapılan hatalar Osmaniyespor'a etkiliyorsa bu bizi de etkiler demektir ve bu bizim gündemimize taşınır. Ama dediğim gibi şu anda hani yeni bir süreç başladı, işte deprem geçti. Bundan sonraki süreçlerde artık Bülent Çenet'in eğer devam ediyorsa boş yattığını düşünemeyiz. Yani mutlaka bir çalışma içerisindedir. Ya illaki vardır. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bir vali beyi bir ziyaretimiz esnasında maçların yani orada yaptığımız sohbetten şunu anladım. Ben karşılaşmalarımız bu stadyumda oynanacak. Yani o yönde bir şeyimiz var. Gençlik Spor'un müdürü de söylüyor var. Burada oynanacağını. Ama dediğim gibi Osmaniyespor'un bundan sonraki süreçleri bilgilendirilmesi gerekiyor. Eğer idmanlara başlanacak mı veya transfer var mı? Yapılan eğer bir transfer varsa hiçbir şekilde duyurusu da yapılmadı bunun. Ümit, şimdi önceliğimiz bizim yönetim. Yönetim oluştu mu? Yeni bir yönetim var mı? Olacak veya mı? Giden, evet. Giden yönetimden ayrılan arkadaşlarımız var. Evet. Onların yerine yeni yönetime girecek
kişiler var mı? Varsa bunlar kimler? Kaldı ki teknik heyetle anlaşıldı mı? Çünkü teknik heyet olmazsa senin yaptığın transfer bir anlam kazanmaz ki. Hocam heyet yani teknik heyetle transfer yani teknik heyeti almadan transfere başlamak da yanlış bir. İşte ben de onu anlatmıyorum. Önce yönetimini oluşturursun. Teknik direktörle anlaşırsın. O teknik direktör kendi ekibini kurar. Ekibiyle beraber bir çalışma yapar. Yönetim içerisinden bir komisyon oluşturursun, transfer komitesi. O komite teknik direktörle beraber transfer yapar. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bunu yıllarca ben söylüyorum. Bununla alakalı bu durumun bu şekilde olacağını ben yıllardır söylüyorum. Kaldı ki şu anda yönetimde belirsizlik, teknik direktörle alakalı belirsizlik, futbolcu transferleri nasıl, neye göre yapılacak? Bunların hepsi muamma. Yani birilerine çıkıp da bizi bu konuyla alakalı bilgilendirmesi lazım. Hocam ben sana ikinci bir şey daha söyleyeyim. Yani şöyle bir şey var. Şimdi takıma sayın valimiz sahip çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi işte bugünlerde de bir şey, bir kararname çıkması veya vali beyin tayinin çıkması olayı da var. Gelecek herhangi bir diye başka bir valinin de futbola nasıl bakacağını da bilemiyorsunuz. Yani o yönde de bir muamma var. Yani Osmanlıspor aslında yani çok ince bir çizgide. O yüzden dolayı da sanırım yani kulüp başkanımız Bülent Çened'in de biraz bu konuda biraz hızlı davranması gerekir diye düşünüyorum. Yani. Ya haklısın, doğru. Valiler kararnamesi. Yani bazı şeyleri oturtması lazım. Ağustos, Eylül gibi valiler kararnamesi çıkacak. Vali Bey gidecek mi, kalacak mı? Doğru söylüyorum, bu belirsizlik. Yani ondan önce yerine gelecek olan dediğin gibi bakacak mı sıcak Osmanlıspor'a? Yani benim kulağıma da şöyle şeyler geliyor. Ya şimdi hep varsayımla konuşmak istemiyorum aslında. Mustafa Baştuğ'un geçmiş dönemden kalma 22 milyona yakın alacağının olduğunu, alacağını istediğini, bununla ilgili de bir karmaşalık olduğunu. Hı. Yani böyle bir nasıl, şey konuşuluyor yani. Kesinlikle konuşuluyor. Bunların hepsi var. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Ya bir yönetim oluştuysa, bir yönetim oluştuysa bir basın sözcüsü tayin edersiniz. Basın sözcüsü şu anda Osmaniyespor'la seyirci arasındaki en büyük iletişim ağı Spor 80. Başka spor programı yapan herhangi bir birim yok. Yani hocam en ne sana bilgi geliyor, ne bana, ne Şükrü'ye. Yani işte aramızdaki ekip arkadaşların hiçbir tanesine yani bir resmi bilgi gelmiyor. Gelmeyince yani biz de varsayımlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. En uzak ihtimalle en azından hani bazı gelişmeleri sosyal medyadan paylaşılabilir veya hadi bak sosyal medya aslında o bir de yanlış aslında da yani direkt olarak en azından sporun içerisinde sporla iştigal olan basın mensupları, yayın yapanlar, yazanlar, çizenler bu arkadaşlarımız en azından bilgi notu paylaşılabilir. Kesinlikle. Yani bunu yapmak da zor bir şey değil. Yani şu anda bir kararsızlık mı var, bir belirsizlik mi var? Sayın Valimizin dediğim gibi işte tayin durumu olma ihtimali var. Şimdi tüm bunları biz buraya düşündüğümüzde gelirken, biz buraya gelirken bir çalışma yapıp geliyoruz. Öyle değil evet, mi? Evet, tabii ki. Bizim ilk etapta gündeme getireceğimiz konu stadyumdu. Stadyumla ilgili biz gerekli bilgiyi ve o donanıma sahip olduk mu? Bilgiyi olduk. Evet. İşte buranın tek merci kanadı Gençlik Spor İl Müdürü tarafından biz bu bilgiyi aldık. Bilgiyi aldıktan sonra izleyicilerimizle paylaştık. Ya bu zor bir şey değil ki. Ben burada kendi kafama göre bir şeyler söylemedim. Bana Gençlik Spor İl Müdürü Sedat Aca ne dediyse ben aynen burada spor sever kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Spor severlerle paylaşıyorum. Ya siz de yönetim olarak bildiğiniz ne varsa bizle paylaşın, biz aktaralım izleyicilere ki bilgi kirliliği ortadan kalksın. Öyle değil mi? Şu anda müthiş yani bir bilgi kirliliği var. Herkes bir şey söylüyor. O kadar çok şeyler konuşuluyor ki inan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hocam peki ne söyleyeceğim? Sosyal medyaya ben çok inanan bir insan değilim. Herkes her şeyi konuşur. Tabii. Orası meydan boş. İstediğini istediği şekilde söyler ama bizim öyle bir şansımız yok. Çünkü bize güvenen binlerce spor sever var. Biz tabii onlara doğru tabii bilgi vermek zorundayız. Ki bizim buradaki varlığımız hissedilsin. Peki hocam biz yani yine geç mi kalacağız yoksa bu yine geç kalacağız diye Ümit, bu şekilde geç kalacağız. Yine her şeye geç kalacağız. Her sene olduğu gibi. Transfer konusunda geç kalacağız. Yönetim takviye olacak ya mı? Ya tabii işte yönetim nasıl belirlenecek? Vali ne kadar destek verecek? İş adamlarından kimler olacak? Yönetimde kimlerin desteğini alabileceğiz? Sponsor firmalarla anlaşıldı mı? Onların ne kadar bilgisi şey olacak, desteği olacak? Bunların hepsinin bir an önce konuşulup aktarılması ve netleşmesi lazım. Yoksa bilgi kirliliği devam edecek, gidecek Ümit. Evet. Peki hocam, şimdi daha önce de görüşmüştük. Sizinle çok istişare yapıyoruz. Yani biz Hüseyin hocamla her iki güne bir mutlaka bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Evet. Hem spor kamuoyuyla ilgili olarak, sportif gelişmelerle ilgili mutlaka bir bilgi paylaşımımız oluyor. Hocam, peki
yani tamam daha takımımız oluşmadı belki ama mutlaka biz devam edeceksek, bu yıl sezona lige başlayacaksak mutlaka bir çalışma yürütülecek. Ha bu şu anda kamuoyuna bilgi verilerek yapılmıyordur da belki hani diğer alanda çalışma yürütülüyordur muhtemelen eğer lige girilecekse. Şimdi diğer konu da bizim grup 3. grup oldu. Yani 3. grubu incelediniz mi? Hani kimi futbol spor kamuoyu diyor işte çok kolay bir lig grup. Aslında iyi bir ekip, yani normal üstünde bir ekip kurulursa, biraz dikkatli transferler yapılırsa, işte Osmanlı Spor'un 2. lige çıkması işten bile değil. İşte kimisi de diyor ki işte ya zor bir grup, ne olacağı belli değil falan. Siz izlediniz neler? Şimdi ben de baktım gruptaki takımlara. Gruptaki takımların hemen hemen hepsi tecrübeli takımlar. Kaldı ki onların ne kadar maddi açıdan Osmanlı Spor'dan üstün olmaları ya da maddi açıdan üstün olmamaları hiçbir şeyi değiştirmez. Hocam geçen senin kuracağın takıma bağlı. Yani özür dilerim. Geçen sene de mesela ligden çekilmeden önce de içinde bulunduğumuz grupta da bizden daha çok para harcamış onlarca takım vardı yani. Tabii canım. Ama bizim performansımız kendi oluşturduğumuz maddi güce göre oluşturduğumuz takıma göre iyi yerdeydik biz. Evet. Ama şimdi işte bunu başarabilir miyiz? Diğer takımların durumu maddi açıdan nasıl transferler yapıyor? Yani herkes nasıl başlarsan öyle devam edersin. Evet, geçen bak, sene evet, bunu, geçen sene de söylemiştim. Aynısını söylemiştim. İyi başlamıştık, iyi devam etmiştik. Ama bu sene nasıl başlıyor? Şu anda müthiş bir soru işaretlerinin içerisinde boğuluyoruz. Evet. Kimse net bir bilgi vermiyor bize. Ne yönetimsel olarak, ne transferlerle, ne de teknik heyetle. Şimdi kulağımız o kadar çok şey geliyor ki ben kulağıma gelen şeyleri direkt burada izleyicilerimizle paylaşmam. Ya onu yapamayız zaten. Bir sürü bilgi yani kirliliği var. Kimi diyor ki Erzin'de transferler yapılıyormuş, orada görüşüyorlarmış. Kimi diyor ki işte falancanın aracılığıyla transferler yapılıyormuş. Hoca Erdal Alpaslanmış, onunla anlaşmışlar. Ya bunların hepsi varsayım. Ben bunlara niye varsayım derim biliyor musun? Erzin'de transfer görüşülüyormuş. Erzin'de arkadaşların tarafından transferler yapılıyormuş. Erdal Alpaslan'la anlaşılmış. Alınacak futbolcuların listesi şu şekildeymiş. Ben buna hiçbir tanesine inanmam. Herkes istediğini istediği yerde söylesin. Ben neye inanırım biliyor musun? Bülent Çene çıkar. Kulüp başkanı şu anda. Değil mi? Mevcut da evet. Kulüp başkanı. Bülent Çene çıkar. Ya da yöneticilerden bir kişi çıkar der ki kardeşim biz bu sene işte şu şekilde yönetimi oluşturduk. Teknik heyet şu isimle anlaştık. Futbolcular da buna göre işte artık nerede yapıyorlarsa transferi kim muhtemelen kulübümüzün binasında yapılıyordur. Hocam nerede yapıldığının bizim için pek bir önemi ama işte yok. Bak bunların hep söyleniyor. Söylenti ümit. Bunların ortadan kalkması için net bir tavır sergilemeleri lazım. Çıkacak diyecek ki Bülent Çenet, Bülent Başkan. Kardeşim biz şu teknik heyetle anlaştık. Transferlerimizin görüşmelerine başladık. İşte şu anda görüştüğümüz futbolcular var. Netleştiği zaman bunu Spor 80 aracılığıyla ya da kendi hesaplarından paylaşacağız. Bunların hepsi bilgi kirliliğini ortadan kaldırır. Ama biz bunları yapmazsak ya da Bülent Çenet bunları yapmazsa ya da yönetim bunları yapmazsa bilgi kirliliği alır başını gider. Herkes sosyal medyadan bir şeyler paylaşır. Çünkü biliyorsun bizde klavye müthiş şekilde meşhur Osmaniye'de. Herkes bir şeyler yazıyor, çiziyor. İşte bunun ortadan kalkması için sizin net olmanız lazım. Net bir şekilde taraftarlarımıza, Osmaniye'deki spor severlere net bilgiler vermeniz lazım. Bunu ister kendi sosyal medya ağınızdan, kendi bulunduğunuz hocam, yani doğru, ağdan ya da yani, Spor 80 aracıyla neyle yani, yaparsanız hocam, yapın. Bu işin doğru tarafı yani basın açıklaması yapılması. Ya basın yani, açıklaması yaparsın, istişare içerisinde olursun bizle ya da kendi bulunduğun şeyden sosyal medya aracılığıyla yani kendi hocam, resmi sitenizden bir yerlerden yapın ki herkes kafalarda soru işareti hocam, olmasın. Hocam aynen öyle. Şimdi ben yani ya önemli bir mevkide bulunuyorsanız makamda ne kadar şeffaf olursanız o kadar güçlü olursunuz. Evet. Yani yaptığınız yanlışlarda bile bunu telafi etme şansınız ve bunu insanlara anlatabilme şansınız olur. Evet. Ama siz mesela hani hiçbir şey bilmeden işte ne bileyim ya yani bilmeden derken bizim için söylüyorum. Yani biz hiçbir şey bilmeden buraya çıkıp da yani ahkam kesemeyiz. Ya yani ne, senin, ne yapılıyor, nasıl çalışılıyor? Ne benim ne de Spor 80'in sen varsayımla sosyal medyadan bir şey paylaştığımız oldu mu? Öyle bir şey yok işte. Olabilir mi? Ne benim olabilir? Ne şahsi hesabımdan? Ne senin şahsi hesabında ne de Spor 80 üzerinden biz böyle bir haber yapabiliriz. Yani biz mesela yapamayız. Yani paylaştığımız bilgilerin tamamını işte yetkili mercilerle görüşmelerimiz sonucunda yapıyoruz. Yaparsak da eğer. Ama o yüzden işte şu anda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi yine aynı şekilde devam ediyor. Yani buna üzülüyorum ben. Yani
ne bileyim ben, Bülent Çenet'in hakemliğinden bu yana yayınlar yaparız. Onlarca, yüzlerce kez ORTE'de de 7 yıl, 8 yıl aralıksız canlı yayın yapmış adamım ben. Sen de yıllarca ya yayın yaptın. Onlarca kez konuğumuz oldu. Hakemliğinden tutun da şimdiye kadar olduğu gibi. Yani her zaman başarılı olmasından yanayız biz. Her zaman için. Çünkü sonuçta Osmanlıspor'u temsil eden bir makamda. Ve onun, Osmanlıspor'un başarısı onun başarısı. Biz onunla da gurur duyarız. Tabii canım. O yüzden bize her zaman için doğru bilgiler lazım. Her zaman için şeffaflık lazım. Bu olursa eğer... bilgi kirliliği de ortadan kalkar. Aynen öyle. Bilgi kirliliği de olmaz. Ya bizim yani, de elimiz güçlenir. Biz de istediğimiz gibi konuşabiliriz. Aynen o şekilde. Yani elimizden... Şu anda varsayımlarla konuşuyoruz. Sadece stadın bakımının haricinde, net bir bilginin haricinde hep varsayımlarla konuştuk. Evet. Kulaktan duyma şeylerle konuştuk ama biz bir şey konuşmadık. Biz konuşulanları söyledik burada. Evet. Dikkat ettiysen. Yani hocam peki şöyle bir şey var. Bir de şunu sorayım size. Şimdi biz hani basın mensubu olarak tamam buradan soruyoruz Bülent Çene'de veya seslenişte bulunuyoruz da. Mesela ben bakıyorum şeyden sosyal medya hesaplarını falan takip ediyorum. Yani taraftar grupları da aynı şekilde. Yani işte Bülent Çene'nin yanındayız, işte karşısındayız falan bu tür açıklamalar yapıyorlar. Ya bu kişisel veya örgütsel düşünceleridir, fikirleridir. Ona bir saygı duyarız. Ama mesela bir taraftar grubunun hiç umrunda olmaz mı? Veya hiç paylaşım yapmaz mı? İşte bu takım ne oluyor? Veya işte nereye gidiyor? Veya geç kalıyoruz. Bu tür çağrışımlar yaparak yani paylaşımlar yaparak veya seslenişte bulunarak ne bileyim hani takımın yönetimini hareketlendirmesi gerekmiyor mu? Yani onlardan ne gibi beklentiler olabilir? Kesinlikle haklısın. Zaten Bülent... Yani bunu senin benim yapmamın dışında... Kesinlikle. Bak yani... Bülent Başkan'ın zaten bu zamana kadar sessiz kalması, basın yoluyla ve kendi resmi sitelerinden bir açıklama yapmaması kafalarda şöyle bir soru işaretini bırak. Acaba Bülent Çenet bırakacak mı? Veya Bülent Çenet takım alacak, Vali Bey takım alacak başka birine mi verecek? İşte bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması için Bülent Başkan'ın çıkıp bir açıklama yapması lazım. Çünkü bu da konuşuluyor. Evet. İşte Bülent Çenet bırakacakmış, yönetim olarak bırakacaklarmış, Vali Bey takım alacakmış, işte başka birine verecekmiş, takım isteyenler varmış, kongre kararını alınacakmış. Bak bunların hepsi sağda solda sosyal medyada veya spor camiasında konuşulan şeyler. İşte bunların ortadan kalkması için Bülent Çenet'in çıkıp, kardeşim biz 2023-2024 sezonunda yönetim olarak istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. İşte görüşmelerimiz devam ediyor. Transferlerimize başladık. Görüşmelerimiz var. İşte teknik heyetle şunla şunla anlaştık. İşte bunu çıkıp açıklamasını yapmazsanız herkesin kafasında soru işareti kalır. Ben bir an önce Bülent Başkan'ı çıkıp gerek bizim aracılığımızda gerekse kendi sosyal medya sitesinde, resmi sitelerinde bir açıklama yapması lazım. Ki kafalarda bu soru işareti kalmasın. İnsanlar da ona göre bir yol haritası çizsin. Şu anda bizim burada sabaha kadar yönetimle alakalı, Osmanlıspor'la alakalı bunların resmi bir açıklama yapmadan konuşmamız çok etik olmaz. Evet. Çok da doğru bilgi olmaz. Yok hocam, çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Zaten girmiyoruz. Yani transfer başlamış. Kimi diyor ki Mustafa Başlı takımı tekrar alacakmış. İşte tekrar almayı düşünüyormuş. İşte başka bir yönetim oluşuyormuş. O yönetim tekrar kongre kararı alıp olağanüstü kongre kararı alıp onlar alacaklarmış. Vali Bey onlara verecekmiş. Vali Bey'le görüşülmüş. Bakın bunların hepsi bilgi kirliliği. Yani mışlı. Kesinlikle işte biz bunları, ben söylemiyorum yani, bunları. Evet. Biz sosyal medyadan ve çevreden söylediklerimizi söylüyoruz. Evet. Yani ben demiyorum Bülent Çenet'le takım alınacak verilecek falan demiyorum. Konuşulanları söylüyorum. Yani biz şunu diyoruz. Osmanlıspor şu anda yeni transfer sürecinden Allah'ın izniyle işte şampiyon olana kadar veya ikinci lige yükselene kadar bir şeffaflık içerisinde gitsin ki bu işte bu başarı veya bu şampiyonluk berrak ve tertemiz olsun. Kesinlikle. Bizim ana beklentimiz ve temennimiz bu hocam. Ya Ümit, bunun yapılabilmesi için yaklaşık işte 5-6 yıldan beri seninle Spor 80'de her sezon öncesi bunları konuşuyoruz. Her sezon öncesi hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir belirsizlik. Kimse bir açıklama yapmıyor. Herkes sağda solda bir şeyler konuşuyor. Kendi kafalarına göre senaryolar çiziyorlar. Alıyorlar, veriyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. İşte bak bunların ortadan kalkması için yönetimden resmi bir açıklama yapılması lazım. Ve bunu haftalık yapmaları lazım. Veya 3 güne bir yapmaları lazım. Veya 5 güne bir yapmaları lazım ama yapmaları lazım. Ne kadar sessiz kalırlarsa, ne kadar çok aydınlatıcı bilgi vermezlerse insanların kafası karışır. Herkes senaryo üretir. Yani hocam bunlar, bu anlattığınız konular, değindiğiniz konuların tamamının, yani Bülent Çenet de bu camianın içerisine yetişmiş gelmiş. Yani gerek taraftarı, gerek kulüp başkanı olsun, gerek sporu, futbolu, Osmanlıspor'u takip edenler olsun. Bu konuştuğumuz şeylerin çoğunu aslında biliyorlar. Ama
İşte net konular ya olmayınca, şundan emin ol, şu program bittikten sonra Bülent Çelesen ya da beni arayacak. Öyle diyecek ki abi keşke bizi arasaydın da bilgi verseydin. Ya Bülent ben aramayacağım ki seni. Sen bizi arayacaksın, bilgi vereceksin. Yani o konu Osmanlı Spor'sa başkan da sensin. Yani senin bize bilgi vermen lazım. Basınla ilgili, yani basınla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa bize sorabilirsiniz yani, değil mi? Yani işte, diyebilirsiniz ki işte bugün üzücü bir olay oldu. İşte bu olayda işte yaralı nedir, durumu nedir falan diye sorabilirsiniz. Ama şimdi tutup da Osmanlı Spor'la ilgili ortada hani maçı şey soruyorsanız, maç olsa, tabii, maç sorsanız biliriz. Ama şimdi yönetim oluşması gerekiyor. İşte yeni transferler, antrenörler, İşte kamp süreci, yeni sezon hedefleri falan bir sürü konu var ortada. Aynen. Bunların da aydınlatılması için hocamın dediği gibi işte resmi ağızdan bir açıklama yapılması lazım. Tabii ki açıklama gerekiyor. Ve bence püf noktasından bir tanesi de hocam, bence Osmanlı Spor'da işte Sayın Valimizin işte başka bir ile tayin olması durumunun netleşmesinden önce bu tür olayların netleşmesi, yani Osmanlı Spor'la ilgili olayın netleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Bence de. Bu anlamda da işte Bülent Çenet'e büyük görevler düşüyor. Bize düşen bir olay, bir konu varsa da biz her zaman hazırız diyelim. Yeter hocam. Tabii ne zaman derse, bak yönetim ne zaman bize derse gelin röportaj yapalım, konuşalım, bir açıklama her yapacağız. Zaman. Her zaman gideriz. Her biz. Zaman. Çünkü bizim... senin de zamanın çok, benim de zamanım çok. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hangi saatte, ne zaman, hangi gün derlerse gideriz. Yeter ki bize resmi bilgi gelsin. Yeter ki bizim spor severlerimiz net bilgi alsınlar. Resmi bilgi alsınlar ki onların kafaları karışmasın. Ortada bilgi kirliliği olmasın. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Bak, her geçen gün Osmanlı Spor'un zararına biliyor musun? Bu açıklamalar yapılmadığı zaman. Hı. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Hani bilgi kirliliği oluyor veya işte yani biz oturduğumuz yerde de olsa, çalışırken de olsa, yani ben bir paylaşım yapıyorum. Altına Osmanlı, yani Osmanlı Spor'la ilgili, hiç konu Osmanlı Spor'la ilgili değil. Osmanlı Spor'la ilgili neden bilgi yok? Neden işte paylaşım yapmıyorsunuz falan diye yorumlar yapılıyor. Şimdi bu sebepten dolayı yani biz sadece burada konuştuğumuzla kalmıyoruz. Yani bize sosyal medya hesaplarımızdan veya özel WhatsApp işte hesaplarımızdan, İşte sosyal medya hesaplarımızdan mesaj olarak birçok mesajlar geliyor Osmanlı Spor'la ilgili. Ümit, şimdi yine güldüm. Sosyal medyada yani kendi hesabımdan ben bazı paylaşımlar yapıyorum. İşte bugün hava bulutlu, yağmur yağacak. Altına işte bizim sevgili taraftarlar yazıyor, Osmanlı Spor'un durumu ne olacak? Evet, yani bu tür konular. Şimdi ben Türkiye Bocce Voleybol Federasyonu Osmanlı İl Temsilcisiyim. Dart'la veya Bocce ile alakalı bir açıklama yapıyorum. Veya işte Avrupa şampiyon olmuş, dünya sıralamasına girmiş sporcularımızın tanıtımını yapıyorum. İşte bizim sevgili taraftarlarımız hemen altına yazıyor. Ya Hüseyin abi, Osmanlı Spor'la ilgili niye bir şey yazmıyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Hepimiz işte muallak değil, bekliyoruz sizden haberler. Ya benim, şimdi hocam, benim resmi bilgim olmazsa ben hiçbir şey paylaşamam ki. Şimdi hocam yani şu bir gerçek. Futbol evrensel bir spor. Evet. Yani her ilde, her ilçede, bırakın her köyde bile gündem birinci derecede futboldur. Kesinlikle. Yani o yüzden yaşadığımız şehirde de tek profesyonel şu anda takımımız Osmanlı Spor olduğu için de insanlar bilgi edinmek istiyor. Çünkü geliyor burada 3000-5000 taraftar her hafta, yani 2 haftada bir geliyor burada oynadığımız maçı izliyor. İzlediği için de, takip ettiği için de, desteklediği için de doğal olarak bilgi sahibi olarak gelmek istiyor sahaya. Evet. Diyorsun ki mesela haber yapıyorsun, bilgi sahibi oluyorsun, haber yapıyorsun, diyor ki işte bir 10 numara aldık veya işte bir orta saha aldık, işte iyi bir defans aldık, gol kralı aldık. Ya burada yine mesela en büyük iş bize düşecek Ümit. Ya yine düşecek biz, de bizim üstümüze. Hayır, nasıl biliyor musun? Şimdi geçen sene işte kemikleşmiş, iskeleti oturmuş çok iyi bir takımımız vardı. Tam böyle takım çok iyi yerlere geleceği zaman işte bu felaketi yaşadık, deprem yaşadık, takım ligden çekildi. Bu futbolcunun akıbeti ne bilmiyoruz. Şimdi biz sil baştan yapacağız. Hani hatırlıyor musun? İşte her sezon yeni futbolcular alındığında ismini bilmiyorduk. Evet. Tanıtımı yapılmadığı için 5 numara 10 numara diyorduk. Öyleydi, evet. İsimlerini tam öğrenmeye başlamıştık, deprem oldu. Futbolcular şimdi tekrar gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz, aynı futbolcular. Şimdi sil baştan yap, yeni transferler yaptığında emin ol biz 3-4 ay daha 5 numara 10 numara 7 numara demeye devam hocam, edeceğiz. Onlar inşallah başarıyla tamamlansın da biz kısa sürede o işi çözeriz. Yani 22 tane futbolcunun ismini unutmayız. Evet, yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Dediğimiz gibi Osmanlı Spor bizim göz bebeğimiz. Hepimizin ortak değeri. O sebepten dolayı da hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine yapmak, yerine getirmek durumundayız. Bu sebeple de işte Osmanlı Spor'un ikinci birlik hedefi var. Artık çok yani büyük bir şehir olduk. Kesinlikle. Yani hemşerimiz Devlet Bahçeli'nin memleketine de bir şampiyonluk yakışır diyoruz. Bu anlamda da
herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse inşallah bunda başarılı oluruz. Tabii çok sorular var. Yaptığımız bu paylaşımı da yani yaptığımız bu yayını da işte paylaşırsanız spor camiasına en azından şu anda bizim edindiğimiz bilgiler dahilinde ulaştırmanız, bu bilgileri ulaştırmanız bizleri mutlu edecektir. Yayınımızı paylaşmanızı ve altına da yorumlar yaparsanız mutlaka bu yorumları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunu da bir bilgi not olarak söyleyeyim. Spor yayınlarımız inşallah işte Hüseyin hocamla devam edecek. Spontane gelişmelerde de canlı yayınlarımız olacak inşallah. Ya anlık canlı yayın görüşmeler de yapabiliriz. Evet, onları da yapabiliriz. Her gelişmede. Bu sebepten dolayı Spor 80 sayfamızı takip etmeye devam edin. Herkese iyi günler diliyoruz.